Günümüzde Kanada'da ancak başımıza gelince önemsediğimiz veya Türkiye'deki alışkanlıklarımıza binaen başkalarına yaptığımız davranışlardan dolayı başımızın ağrımasına sebep olan bir konuyu işleyeceğiz. Konumuz nefret suçu. Malumunuz daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz üzere Kanada bir göçmen ülkesi. Birçok farklı ülkeden insanın bir arada yaşadığı bir ülke. Örneğin bu ülkede 500 bin İngiliz vatandaşı yaşıyor aynı zamanda. Afrika ülkelerinden 637 bin insan, 250 bin Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak üzere Orta ve Güney Amerika'dan 900 bin insan, 236 bin İtalyan, 145 bin Alman, 146 bin Polonyalı, 150 bin Portekizli, Çin ve Hong Kong'dan 850 bin kişi, 700 bin Hintli, 200 bin Pakistanlı, 150 bin İranlı ve 600 bin Filipinli olmak üzere değişik milletlerden binlerce göçmen insan yaşıyor. Bütün bu insanlar barış içinde bir arada yaşıyorlar. Bunu sağlayan ise Kanada'nın kanunları. İşte nefret suçunun bu ülkede yaşanmaması Kanada'nın kanunlarıyla belirli bir çerçeveye oturulmuş bir konu. Ve bu konu bir anda ortaya çıkmış bir konu da değil. Bu ülke yıllardır bir tarihe sahip, geçmişi var. İlk önce yerlilerin hakları var. Daha önceki konularda bahsettiğimiz üzere. Onların mücadeleleri var. Yani 600'e yakın yerli gruptan bahsediyoruz. Bunlar ayrı ayrı milletler. Kadınların hakları var. Bu kadınların işte gerek siyasi aranada, gerekse oy kullanmada birçok gayretleri var. Yaşanmışlar var. Aynı şekilde siyahilerin yaşandıkları var. Yani siyahilere uygulanan ayrımcılıklar var. Bütün bunların yanında işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ve işte Almanya'da birçok Yahudinin katledilmesine sebep olan hadiseler var. Çünkü zira burada da yaşayan insanlar var. Bütün bu konular yıllar içinde birike birike belli bir çerçeveye oturtulması gereken konular haline gelmiş durumda. Yani eğer bu kadar insanı siz bir arada yaşatacaksanız bazı noktalarda temel noktaları belirlemeniz gerekir. Nefret suçunun insanların birbirinin hakkına girmemesinin bir yönünde yolunu bulmanız lazım. Yani örneğin memleketimizi ele alalım, Türkiye'yi ele alalım. Siz Türkiye'de 1 milyon Bulgar'ın yaşadığını, 2 milyon Yunan'ın yaşadığını, 3 milyon Gürcü'nün yaşadığını, işte 1 milyon Rus'un yaşadığını, işte Arap ülkelerinden insanların yaşadığını, başka yerlerden insanların yaşadığını düşünün. Yani sadece Türk toplumu olarak düşünmeyin ya da Çerkez, Kürt, Laz olarak düşünmeyin. Farklı milletlerden, farklı dini inanca sahip insanların da bir arada yaşadığı bir ülkeyi düşünün. Şimdi böyle bir ülkede insanları nasıl mutlu kılabilirsiniz? Nasıl birbirinin hakkına girmeden bu insanları bir arada tutabilirsiniz? İşte bu nefret suçu bu şekliyle Kanada'da işte insanların birbirlerine karşı hoşgörülü bir şekilde yaşamasını temin etmek, insanların birbirinin hakkına girmemesini sağlamak amacıyla çıkarılmış bir yasa. Ve mükemmel bir şekilde çalıştığını da söyleyebiliriz. Zira dediğimiz gibi, biraz önce bahsettiğimiz gibi binlerce insan bir arada, siz aynı mahallede hem Rus, hem Yunan, hem Afrikalı, hem Güney Amerikalı, Arjantinli, Brezilyalı, Alman, Hollandalı, hangi milletten bahsederseniz bahsedin, aynı insanlarla, bu komşularla beraber yaşarsınız. Aynı iş yerlerinde bu insanlarla beraber çalışırsınız. Yani bütün bu insanların bir arada yaşayabilmesi birbirine hoşgörüyü gerektirir. Ama aynı şekilde de kanunlarla düzenlenmesi gerekir. İşte Kanada hükümeti, hakeza bunu diğer batılı ülkeleri de sayabiliriz, Amerika'yı da sayabiliriz. Nefret suçu kavramında bu insanların birbirlerinin hakkına riayet etmesini, birbirlerinin hakkına girmemesini işlemiş ve bunu oturtmuş bir yapıya sahip. Şimdi Kanada'da yapılan araştırmalara göre nefret suçuna uğrayan 3 önemli grup var. Bunlar gay ve lezbiyenler, yeni göçmenler ve Hristiyan olmayanlar. Günümüzden bahsediyoruz. Gay ve lezbiyenler, yeni göçmenler ve Hristiyan olmayanlar. Bunlar en fazla ayrımcılığa tabi tutulan nefret suçuna uğrayan 3 önemli grup. Tabi bunun yanı sıra Yahudiler var, yerliler var, siyahiler var. Bunlara karşı işlenen nefret suçları da var. Bunlar da karşımıza çıkan konular, başlıklar. Daha önceki yıllarda nefret suçlarının çoğu kendisine toplantılarda, sınıflarda, ibadet mekanlarına saldırılarda, duvarların yazılmasında kendisini gösteriyordu. Günümüzde ise çoğunlukla online platformlarda gerçekleşiyor. Yani kolay bir şekilde insanlar ağızlarından bir kelime çıkararak hem kendisine zarar veriyor hem çevresine zarar veriyor ve kariyerleri, işleri, her şeyi tehlike altına girebiliyor. İşte Kanada Ceza Kanunu'na göre nefret suçu kişiye veya bu kişinin ait olduğu tüm gruba yönelik korkutma, zarar verme, taciz etme, aşağılama, dehşete düşürme,
fiziksel şiddete dönüşme ihtimali gibi faaliyetlere sebep oluyorsa bu bir suçtur. Bir kişi yaptığı bir şeyden dolayı suçlama değil, kim olduğu için hedefliyorsanız hem kişiyi hem de ait olduğu grubu tehdit etmiş oluyorsunuz. Yani kişiyi kişi olduğu için değil, bağlı olduğu gruba binaen suçluyorsanız tehdit etmiş oluyorsunuz ve nefret suçunu işlemiş oluyorsunuz. Yani siz çok rahatlıkla online platformlarda herhangi bir grup hakkında, herhangi bir kişi hakkında aşağılayıcı bir ifade kullanabilirsiniz. Bu bir suç. İkinci suç, herhangi birisi sizin bu paylaşımınıza uyar, bu paylaşımınızdan ilham alır ve gider birilerine, bu gruba bir zarar vermeye çalışır ve bundan dolayı hem kendisini hem de sizi zarar altına sokar. Yani zincirleme bir tepkimeye sebep olabilirsiniz. Yani internette yaptığınız her bir konuşma, yaptığınız her bir paylaşım sizi bağlayıcı niteliğe sahip olduğu için karşınıza size zarar verebilecek bir madde olarak mahkemelerde çıkabilir. Ve maalesef biz millet olarak bunlara çok fazla alışık olmadığımız için ülkemizde bu tür konuları çok rahatlıkla konuşup hem kişileri hem grupları töhmet altında bırakabildiğimiz için aynı rahatlığı bu toplum içinde de gösterebiliriz. Ama biz siz bunu yaptığınız zaman burada çok daha farklı problemlerle karşı karşıya kalabileceksiniz. Yani bunu aklınızdan çıkarmamakta fayda var. Kanada'da nefreti körüklemek suçtur. Ceza kanununun 318. bölümüne göre bir grubun üyelerinin renk, ırk, din, etnik köken veya cinselliğe dayalı olarak öldürülmesini istemek, bu fikri desteklemek, buna sebep olacak davranışlara sebep olmak, teşvik etmek veya bunu savunmak suçtur. Yani kanun gayet net bir şekilde açık. Aynı kanunun 319. maddesi bir kişi ya da grubu renk, ırk, din, etnik köken veya cinsel yönelime dayalı olarak nefreti kışkırtmakla ilgilidir. Halka açık bir yerde nefreti telefonla, yayınla veya diğer sesli veya görsel yollarla iletmek yasa dışıdır. Yani işte bu işte normal online platformlarda yaptığımız herhangi bir şeyden dolayı, herhangi bir grubu renginden dolayı, mesela siyahiler aşağılamak, ırkından dolayı, dininden dolayı. Şimdi Kanada toplumunda hem Hristiyan var, hem Müslüman var, hem Budist var, hem de diğer inanmayan insanlar var. Siz bu insanlara herhangi bir şekilde inancından dolayı aşağılayamazsınız. Bu nefreti körükleme manasına gelir ve suç işlemiş olursunuz. Kanuna 2004'te eklenen bir maddeyle kişiyi cinsel tercihinden dolayı kınamak net bir şekilde yasaklanmış ve nefrete sebep olduğu da belirtilmiştir. Aynı maddeyle hakimlerden de şayet kişi bu suçlamalardan dolayı mağdur olduğunu iddia ediyor ve karşınıza geliyorsa bu tür davalarda daha fazla hassasiyet göstermeleri istenmiştir. İşte 2015'te eklenen kanun maddesiyle de Kanada'nın terör örgütü olarak kabul ettiği grupları desteklemek ve bu yönde paylaşımlar yapmak da yasaktır. Ayrıca Kanada mülteci kabul eden bir ülkedir. Dünyanın değişik ülkelerinden insanlar buraya sığınırlar. Kanada'dan koruma talep ederler. Göçmenlik talep ederler. Ve zamanla bu ülkede vatandaşlığa kavuşurlar. İşte bütün bu kişiler de kanun nezdinde koruma altına alınmıştır. Bu kişi ve gruplara yönelik her türlü aşağılama da nefret suçuna girer. Şimdi Kanada tarihinden bu konuyla ilgili bazı örnekler verelim. Mahkeme kayıtlarından. Saskatchewan'da bir kişi 2001'de gay ilişkinin dine aykırı olduğunu söyleyip broşür dağıtmıştır. Konu mahkemeye taşınmıştır. Dava yerelden eyalete, oradan Kanada Yüksek Mahkemesi'ne gelmiştir. Neticede kişi nefret suçu işlediği, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle $17,500 ceza almıştır. Yani siz gay ilişkisi hakkında bu benim dinime aykırıdır deyip broşürler bastırırsınız, bunu da etrafta dağıtırsanız ayrımcılığa girmiş olursunuz. Bir grubu tehdit etmiş sayılırsınız. Yani burada çok ince bir çizgi var. Ben özgürüm, istediğim gibi konuşurum, burası özgür bir ülke demekle kişilerin hakkına girme arasında ince bir çizgi var. Çizginin diğer tarafına geçtiğiniz an para cezası alırsınız, hapis cezası alırsınız, mesleğinizi kaybedersiniz. Aynı şekilde 1979'da bir kişi telefon mesajı paylaşmıştı bağlı olduğu grup üyelerine. Bu mesajda ırk üstünlüğüne dayalı, beyazların ırk üstünlüğüne dayalı siyahileri aşağılayan bir anlayış sergilemişti. Bu kişi de 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yani bu ülkede sokaklarda görüldüğü üzere siyahiler de yaşıyor, Çinliler de yaşıyor, Hintliler de yaşıyor, farklı milletler insanlar da yaşıyor. Siz herhangi bir siyahi, başka bir vatandaşı kendinizin üstün olduğunu düşünerek aşağılayamazsınız. Onları ötekileyemezsiniz.
ve onların bir şekilde toplumda zarar görmesine sebep olacak davranışlara sebebiyet veremezsiniz. Bunu yaptığınız anda kanunlarla karşı karşıya kalırsınız. 1982'de bir öğretmen Yahudiler hakkında aşağılayıcı konuşmaları dolayısıyla mesleğinden oldu ve bir yıl ceza aldı. Yani bu öğretmen okullarda Yahudilerin aslında 2. Dünya Savaşı'nda ölmediğini, bunun tamamen yalan olduğu konusunu öğrencilerine anlatmıştı. Böyle paylaşımlar yapmıştı. Bu gerçekten yani bir kişiye yakışmayacak bir davranıştı. Niye derseniz, çünkü 6 milyon insanın gerçekten öldüğü bir durum var. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in bir düşman üretme propagandasında, yani Alman halkının belli bir gruba karşı düşmanlık beslenmesi sağlanmış ve neticede 6 milyon insan ölmüş. Yani kamplar var, yaşananlar var, yaşayanların anlattıkları var. Yani birçok konuda bu konuda delil var. Ve bu öğretmen ortaya çıkıp yok kimse ölmemiştir, bu yalandır iddiasına girmişti. Yalanı savunmuştu, bunu öğretmeye çalışmıştı öğrencilerine. Neticede hem öğretmenliğinden oldu, hem mesleğinden oldu, hem de bir yıl ceza aldı. 1992'de buna benzer bir hadise daha oldu. Kişi Yahudiler hakkında yalan, temelsiz iddialar sergilediği için 5 yıl hapis cezası aldı. İşte Kanada yerlilerinden bir kabile şefi de Yahudiler hakkında nefret suçu işlemişti. Mahkeme sürerken öldüğü için herhangi bir ceza almadı ama ölmese muhtemelen o da hapis cezası alacaktı. Yani Yahudiler karşı bu toplumda hala bu davranışları sergileyenler var. Yani bunların bir şekilde dışlanmasını isteyenler var. Bunlar bir şekilde bu davranışları sergilerlerse başlarına sıkıntı açmış olurlar. Yani Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Müslüman olsun herhangi bir şekilde dışlayamazsınız. Siz memleketten gelen birisi olarak kendinizi düşünün. Dışarıya gidiyorsunuz, eşiniz yanınızda, eşinizin kapalı olduğunu düşünün ve yoldan geçen birisinin size laf attığını, ülkene geri dön, burada işin yok, terörist dediğini düşünün. Bu bir nefret suçu. Eğer bu kişiyi bir şekilde polise teslim ederseniz bu kişi cezalandırılır. Ama işte yoldan geçen birisi dediği zaman bunu ispat etmenizde, yakalamanızda zor olabilir. Ama bunu size komşunuz yapsa bunu çok rahat polise şikayet edebilirsiniz. Bu nefret suçu. İşte bunu Yahudi'ye de yaptığınız zaman suç, Hintli'ye de yaptığınız zaman suç, efendime söyleyeyim Hristiyan'a da yaptığınız zaman suç. Bunlar suç olarak kabul edilmeseydi zaten bu ülkede barış havası tesis edilemezdi yani. Bunlar gelmiş geçmişten günümüze kadar yaşanan o kadar çok fazla sıkıntı var ki mahkemelere intikal eden hadiseler, işte toplumların yaşadıkları, bunlar hep bir hak alma süreci, hak elde etme süreci. Ve bundan bugünkü Kanada toplumuna gelinmiş. Ve siz bunu geriye doğru götüremezsiniz. İleriye doğru götürebilirsiniz. İnsanlara daha nazik olabilirsiniz, daha saygıdeğer olabilirsiniz ama insanları dininden, inancından dolayı aşağılayamazsınız. Yahudi'ye yok Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda siz ölmediniz, yalan söylüyorsunuz diyemezsiniz. Zira deliller ortada. 2008'de 7 ve 8 yaşında iki çocuk vücutlarında bazı Nazi yanlısı sembollerle okula gitmişti. Neticede çocuklar babalarından alındı. Bakın çocuklar babalarının devamlı aynı konuyu konuşmasından dolayı Yahudilere karşı nefret suçuyla dolu ve Nazi yanlısı sembolleri vücutlarının değişik yerlerine çizmişler. Ve bu şekliyle de okula gidiyorlar. Ve bunlar bir anda tepki çekiyor. Bu çocuklar nasıl bu hale geldi araştırılıyor. Ve baba kendisini çocuklarımı istediğim gibi yetiştiririm diyerek savunmaya çalışıyor. Özgür olduğunu ifade ediyor. Ama Kanada kanunları aynı düşünmüyor. Ve neticede çocuklar babasından alınıyor. Evet, 2010'da bir ailenin evlerinin önündeki ağaçtan yapılmış Hristiyan haçı yakılmıştı 2010 yılında. 20 yaşındaki suçlu 30 ay ceza aldı. Yani bu konuyla alakalı. Yani siz konu komşunuzun evinin önünde onun dini inançlarını sergileyen bir sembol görebilirsiniz. Ve ona gidip de tekme atamazsınız, yakmaya çalışamazsınız, aşağılayamazsınız, duvarlarına herhangi bir yazı yazamazsınız. Tespit edildiğiniz anda çekeceğiniz cezalar bunlar. 2018 yılında Kanada polisi 1798 nefret suçuna müdahale etti Kanada'da. Bu arada bu konuyla ilgili polisi arayabileceğiniz gibi online başvuruda da bulunabilirsiniz. Yani mesela bu konuyla alakalı başınıza bir iş geldi. Hemen 911'e çevirdiğinizde karşınızdaki kişi görevliye durumu anlattığınızda ya sizi direkt olarak bu departmana bağlar, bölüme bağlar ya da hemen size telefon verir ve o telefondan o kişiye görevli memur ulaşır ve başınızdan geçenleri anlatırsınız. Yok bütün bunları yapmıyorsanız, internetiniz varsa online bir şekilde bunu başvurusunu yapabilirsiniz.
Yani direkt olarak bununla alakalı ilgilenen bölümler var, polisler var. Okula giden çocuklarınız herhangi bir şekilde dışlanıyor veya baskıya maruz kalıyorsa, inançlarından dolayı, ırklarından dolayı, tenlerinin renginden dolayı, artık ne konuda olursa olsun, bu durumla karşılaştığınız zaman okulları uyarma hakkınız var. Okulların bu konuda önlem alması gerekiyor. Hemen müdahale etmesi gerekiyor. Öğretmenlerin müdahale etmesi gerekiyor. Bu konularla alakalı açılmış bir sürü davalar var. Eğer okul, öğretmen buna müdahale etmiyorsa bu davaları kaybederler ve size tazminat davası ödemek zorunda kalırlar. Kimse de tazminat davası ödemek istemeyeceği için anında bu konuya müdahale etmek zorundalar ve ediyorlar da. İşte bu konuyla alakalı çok daha detaylı bilgiler internette mevcut. En azından otomatik çevirilerle bu konu hakkında daha fazla detaylı bilgi edinilebilir. Yani toplumun içinde, Türk toplumu içinde de bu konuda yeterince artık Türkiye'den avukat da var. Bu avukatlardan bilgiler de alınabilir ya da onların yapmış olduğu bilgilendirme programları da izlenebilir. Ama şu unutulmamalıdır ki şayet herhangi bir kişi, grup sizi düşüncenizden, inançlarınızdan dolayı hedef alıyorsa, sizi aşağılıyorsa, sizi bir birey olarak yerin dibine sokmaya çalışıyorsa, hafife alıyorsa ve yaptığı davranışlarla bir nefrete sebebiyet oluyorsa bu bir suçtur. Bu konuda hemen adım atmamız lazım. Yani göçmen ülkesi olmanın vermiş olduğu güzellik insanların birbirlerine hoşgörüyle davranmasıdır. Ama aynı şekilde göçmen ülkesi olduğu için herkes kendi ülkesinden bir düşünceyi bu ülkeye getirebilir. Türkiye'de siz çok rahat bir grup arasında, arkadaşlar arasında ya da internet ortamında işte herhangi bir grubu, toplum üyesini dininden, ırkından, inancından dolayı suçlayabilirsiniz. Belki bu konuda kaçabilirsiniz de. Ama Kanada'da bunu imkan yok. Yani bir şekilde suçlanırsınız, başınız belaya girer. Yani akademisyenseniz üniversitelerden atılırsınız, öğretmenseniz okullarınızdan atılırsınız, işinizden olursunuz. Bunlar sizin geçmişinize, historinize girer ve bir şekilde nereye başvurursanız karşınıza çıkar. Artık hayatınız çekilmez manaya gelir. Yani bu toplumdaysanız bu farklılıklara saygı göstermek zorundasınız. Bir şekilde insanların yaşam tarzına saygı göstermek zorundasınız. Konu bu. Nefret suçu. Bir şekilde uzak durun ve insanların yaşamına saygı gösterin.